Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Paranaliz'den Senem Dündar. Yurt dışı piyasalara ilişkin gelişmelerle bundan sonra küçük videolarla sizlerle birlikte olacağım. Bu akşamki ilk videomuzda Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Avrupa tarafında Brexit endişeleri ve Boj'un son toplantısına ilişkin gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Boj'un son toplantısına ilişkin gelişmelerle başlamak gerekirse aslında çok da şaşırtıcı olmayan bir toplantı sonucuydu. Dolayısıyla neden bu konuyu konuşuyoruz? Verilen mesajlar önemliydi toplantı sonrasında. Faiz oranlarında ve varlık alımlarında bir değişiklik yapılmamasına rağmen Boj Başkanı Kuroda'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda önümüzdeki döneme ilişkin ciddi mesajlar verdi. Dedi ki enflasyon konusunda hedefimize ulaşmada yavaşız mesajı verdi. Beklediğimiz kadar hızlı bir şekilde hedefimize doğru ilerleyemiyoruz. Dolayısıyla varlık alımları %2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar devam edilecek dedi. IMF'in Çin'in şiddetli güçlü varlık alım pardon Japonya'nın güçlü varlık alımlarına ilişkin IMF'in endişeleri vardı. Bu endişelerin paylaşıldığını, göz ardı edilmediğini, gerekenin yapılacağını belirtti. Bu açıklamalar önemliydi. Buradan Avrupa tarafına döndüğümüzde ise Brexit tarafı oldukça sıcak bir konu. Ama Brexit öncesinde sabah saatlerinde olumlu bir hava vardı. Özellikle İngiltere cephesinde. İngiltere piyasalarında enflasyon verisi dikkat çekti. Sürpriz bir enflasyon verisiyle karşılaştık. Son 6 ayın en yüksek enflasyon verisi. Ağustos ayında %2,7'lik enflasyon seviyesini gördük. %2,4'tü beklenen. Bu veri sonrasında pound'un dolar karşısında değer kazandığını gördük ama bu uzun süreli olmadı. Zira AB baş müzakerecisi Barnier'in yaptığı açıklamalar sonrasında Theresa May'in İrlanda konusuyla ilgili ki en sıkıntılı konulardan bir tanesi Brexit konusunda hatta en sıkıntılı konu diyebiliriz. Theresa May'in AB'nin önerisini, İrlanda konusundaki önerisini kabul etmeyebileceğine dair beklentilerin yükseldiğini gördük. Endişeli beklentilerin yükseldiğini gördük. Bu da sabah saatlerindeki pound'un kazançlarını geri vermesine sebep oldu. Bir diğer önemli haberse, bugün dikkat çeken bir başka haberse, konut fiyatlarına ilişkindi. Hatırlayacak olursak aslında geçtiğimiz hafta Bank of England'ın başkanı Mark Carney'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Hatta bankanın reputasyonunu negatif olarak etkilemekle de suçlandı Carney bazı basında yer alan haberlerde. Ama Carney şöyle söylemişti. Brexit'te eğer bir anlaşma olmazsa, anlaşmasız bir çıkış gerçekleşirse bu İngiltere ekonomisini strese sokar. Pound'un değer kaybetmesi, enflasyon sıkıntıları ve hatta konut piyasasında ciddi düşüşlere sebep olabilir demişti Carney. Buna dair bir haber görüyoruz bugün. Londra'daki konut fiyatlarının 2009 yılından bu yana neredeyse son 10 yıllık süreçteki en sert düşüşünü yaşadığı belirtiliyor. Son bir yılda %0,7'lik bir konut fiyatlarında düşüş olduğu belirtiliyor. Bu da Carney'nin endişelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu belki de gösteren bir haber diyebiliriz. Son olarak Amerika ve Çin tarafına baktığımızda Trump 200 milyar dolarlık paket için düğmeye bastı. %10'luk bir vergi uygulanacak sene sonuna kadar dedi. Eğer Çin misilleme yaparsa %25 olacak demişti ve zaten hiç gecikmeden Çin de misillemeyi gerçekleştirdi. 60 milyar dolarlık bir paketten bahsediyor Çin. Bu paket içinde %5 ila %10'luk bir ek vergi uygulamasından bahsedildiğini görüyoruz. Bu aslında çip piyasalarında negatif bir tepki almadı. Bu haberler negatif bir tepki yaratmadı çok fazla. Aslında bu süreç içerisinde ticari savaşları ilk başladığından beri Mart ayından bu yana geçirdiğimiz sürece baktığımızda Çin piyasalarının Amerika'ya göre çok daha negatif tepkiler verdiğini görmüştük. Ama şu anda bu kadar büyük ve negatif tepkiler görmüyoruz. Hatta dün Çin piyasaları neredeyse %2'ye yakın bir artışla kapandı. Dolayısıyla buna baktığımızda neden böyle bir tepki artık görmüyoruz? Ne oldu da Çin piyasaları böyle bir tepki vermiyor diye soracak olursanız. Özellikle zaten Haziran ortasından beri bu 200 milyar dolarlık paketten Trump sürekli bahsediyordu. Dolayısıyla bir nevi bu paket aslında fiyatlanmıştı piyasada. Çok da şaşılacak sürpriz bir paket değildi yani Çin için. Buna ek olarak Çin hükümetinin piyasayı destekleyeceğini teşviklerle gelebileceğinden bahsediliyor ki bunun da şirket karlılıklarını olumlu etkileyeceğine dair beklentiler var. Bu da piyasanın yükselişinde etkili oluyor diyebiliriz. Ek olarak JP Morgan ve UBS gibi iki önemli kurumdan da yine Çin piyasalarına ilişkin olumlu açıklamalar geldi. JP Morgan dedi ki orta ve uzun vadede Çin'in yatırım yapılabilecek bir destinasyon olduğunu düşünüyoruz hala dedi. Ticaret savaşlarına rağmen ve özellikle de gelişmekte olan ekonomilerdeki satışların ne kadar abartılı olduğuna değindi. UBS'e baktığımızda o da yine benzer bir açıklama yaptı. Çin hala daha cazibesini koruyor açıklamasında bulundu.
Dedi ki Çin piyasasının sene başından bu yana gördüğü neredeyse %20'lik satış abartılı bir satış. Dolayısıyla Çin şirketlerinin hala daha yükseliş için yerleri var. Olumlu performans için yerleri var. Dolayısıyla Çin piyasaları hala daha cazibesini koruyor açıklamasında bulundu. Bu açıklamalar sonrasında Çin piyasası da olumlu tepkiler gördü. Biz yine yurt dışındaki piyasaları takip ediyor olacağız. Mesela bu akşam saat 11'de Türkiye saatiyle 11'de Brezilya Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Burada faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmaması bekleniyor. Özellikle de önümüzdeki dönemde Brezilya'da seçimler var. Belirsizlik oldukça yüksek. Takip ettiğimiz gelişmekte olan piyasalardan bir tanesi Brezilya. Biz gelişmeleri sizler için takip ediyor olacağız. Siz de para analizi takipte kalın.